Sizden kaynaklanıyor bu. Yazıyla olmuyor, sözde olmuyor, hareketlerle veya okumayla, ne diyorlar, etkileşimle. Hipnoz ediyorsunuz beni. Yok, ben bütün bunlara sayenizde alıştım. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Telefonların sesini kapatalım rica ediyorum. Başlayabiliriz. Evet, bugün zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Rakibimiz iyi kapanan takım, kontrat oynamaya müsait bir takım. Özellikle birinci, ikinci bölgede kapatıp rakibin oynamasına izin veren, rakibin daha fazla oynamasına izin veren, kendisi de bulduğu toplarla bir iki atakla hücum üstünlüğü sağlamaya çalışan takım ve bunu iyi yapıyorlar. Geçen seneden beri yapıyorlar, bu sene daha da iyi yapıyorlar. Özellikle önde Kuvvetçi ve iki açığını hücuma çıkarıyorlar. Biz ise 15-20 dakika, ilk 15-20 dakika rakibin bu oyun tarzına zayıf kaldık. Özellikle hücum ettiğimizde etkili olamadık. Ve kayıptan sonra da rakibin çıkmasında etkili hatanı kontrol edemedik. Ama ondan sonra tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. İlk yarıda daha az da olsa pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda tamamen pozisyonlarımız var. Rakibin pozisyonu yok denecek kadar az. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Bütün oyuncuları kutluyorum. Giren çıkanlar da gayet iyiydi. Örneğin ilk yarıda oynayan Olcay da dinamikti, gayretliydi. Ama oyun gidişi olarak Ricardo'nun girmesi gerekiyordu. Daha sonra bir başkası belki girecek. Bunlar doğal şeylerdir. İlk defa bu sene bu sahada oynadık. Ama onun bakımı önemli. Ortada bir 3 puan vardı. Almak isteyen iki takımdan Rizespor ve Beşiktaş'tan. Teknik, fizik ve taktik olarak üstün olan takım biz olduğumuz için. Bu da sonuca yansıdı. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Seyirciye teşekkür ediyorum. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Ali Fuat Bey. Başka boyuta gideceği için yapmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Faullerde baktığınızda ne kadar faul yapıldığını siz göreceksiniz ki ben çok daha fazla faul olduğunu düşünüyorum. Özellikle oyunun kesilmeleri de oyun akıcılığını öldürüyor. Hakemin kendi şahsı tabii gördüğünü vermeye çalışıyor. Özellikle biraz daha taktiklerini kullanırken belki işte büyük takım adı altında olduğu için onun tersine yapmaya çalıştı. Onlara bir şey diyemem. Ama bir tane faul verdi, 18, vermedi 18 üzerinde. Çok barizdi ilk yarı. Bir saniye, belki 15 saniye sonra solda açıkta verdi. O zaman yani burada tereddüt etme. Daha emin ve kararlı ol. Bir de faullerden mesela kartlı pozisyon vardı, topu vurdular. Biz daha basitinde kart gördük. Ama kötü hakem, hayır. Bu maçta kazandık, hakemi eleştirmek, kötülemek veya övmek için konuşmuyorum. Biz hakemlere alışacağız. Sadece biz değil, rakipler de. Bizim ilk yarıda zaman zaman bu sıkıntımız oldu. Rakibin oyun tarzından, sert oyunundan. Sertlik sadece faul almak için değil, bir de aynı zamanda oyun akıcılığını kesiyor. Orada sıkıntımız oldu. Aynı şeyde Rizespor 7 golde yaptı. Faul veya penaltı mı diye derken bizimkiler o beklentisinde olduğu zaman, rakip oyuncular da onu beklediği zaman dikkat dağınıklı oldu. Bu arada Ricardo golü attı. Onun için Türk futbolcularında veya Türkiye'de oynanan futbolda bu daha fazla aşırı şekilde hakemler beklenti var. Onun için hakemi iki takımın altında görmek istemiyorum. O da onlardan daha iyiydi. Serdar Bey soru. İlk bir maraton. Bu maratonda daha 8 hafta geride kaldı. Çok daha maçımız var. Ben aşağıdan gelecek takımların da olabileceğini, Trabzon'da gelebileceğini ayrıca. Yani Bursa kaybetti ama iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa iyi geliyor, iyi gidiyor. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar daha tabii önde takımlar. Bu yönde de avantajlı olmak istiyoruz ama sadece burada avantajlı. Sonuçta hedefe varmak istiyoruz. Bizim oynadığımız oyuna baktığınızda biz daha iyi olmak durumundayız. Sizle de bunu paylaştık. Onun için daha toplantılar yapmayacağım. Geçen de onu söylemeye çalıştım. Tam tersini söyledim. Siz tam tersini yazan arkadaşlar oldu. Onun için susacağım ama ben burada bir şey daha söyleyeyim. Beklediğimin altındayız. Yani özellikle 15-20 dakika oyun başında bu kadar hata yapmamız doğru değil. Yani biz büyük takımız, büyük oyuncularız. Rakibe daha az pozisyon vermemiz gerekiyor. Tempomuz, oyun akıcımız daha iyi olmalı. Biz iyiyi daha iyi hale getirmeliyiz. Yeterli görmeyeceğiz. Onun için daha iyisini istiyorum oyuncularından. Onlar da buna hazır olmalı. Giren çıkan fark etmez. Sağ içi ve sağ dışında bizim de eksiklerimiz var. Ama sonuçsal baktığınız zaman belki rakiplere göre daha iyi oynuyor görünebiliriz. Doğrudur o. Katılıyorum ona. Bir de aldığımız puanlarla biraz da sizin de desteğinizle bu biraz da övgüye dönüşüyor. Ama dikkatli olmak zorundayız. Bu bize yetmez. Kartal Bey. İyi bir oyuncu. Deniz de aslında arkadan gelebilen oyuncu. Ahmet İlhan hızlı bir oyuncu. Rizespor'un oyun tarzına uygun oyuncular. Onlar da o yüzden fazla gol attılar zaten. Özellikle oyun başı hariç, oyun başında biraz geç kaldı hamleydi. Onun dışında tamamen Ersan da Rodolfo da gayet iyiydi. Bugün iyiler arasındaydı.
İkinci yarıda daha temkinli, dikkatli oynadık. Rakibe pozisyon vermeden atak yapmak durumdaydık. Belki de oyunun bir bölümünde Necip'i alacaktım hatta 0-0 iken gol geldi. Olabilir, bazen baskı yapmanız gerekiyor. Onun için oyuncu değişikliklerine baktığınız zaman işte bu defansif alındı, o ofansif alındı, o niye çıktı, o niye geldi tartışması bazen oyuncularımıza da olumsuz yansıyor. Bunlara alışması lazım. Normal bir oyun şekli olarak ortaya çıktı. Rize Spor'un oyun tarzı bugün oynadığımız zaman ilk 15 dakika, 20 dakikalık bölümde devam ettirebilse biz de o atadan devam etseydik belki biz mağlup olabilirdik. Son soru Serdar Bey. Ben o değişikliğe biz Olimpiyat'a alışmıştık. Orada da hatırlarsanız ilk maçımızda puan vermiştik, kaybetmiştik. Burada da ilk maçımızda zorlandık. Kazandığımız için ben mutluyum. Devam edebiliriz. Devamını getirirseler bir sorun yok. Onlar bir şikayetim yok ama sizin de maalesef sadece doğru yazdığınız o oldu. Yani ben sahayla ilgili. Diğerleri hep yanlış yazdınız. Onu da burada size söyleyeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.